Merhaba en arkadaşlar. İkinci derece denklemler konusunun diğer bir videosunda sizlerle beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiki konumuz ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişki. Şimdi bugün yapacağımız yani çalışma şu arkadaşlar. Şimdi ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemi. Bakın a sıfırdan farklı a b c reel sayı olma koşuluyla ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun arkadaşlar. Yani x1 ve x2 yani delta sıfırdan büyük olma koşuluyla iki farklı reel kökü olsun diyoruz. Bu denklemin kökler toplamı hakkında ve köklerin çarpımı hakkında bilgi edinmek istiyoruz arkadaşlar. Yani biz bu denklemleri çözmeden bu denklemlerin kökler toplamını ve bu denklemlerin kökler çarpımını bulmak istiyoruz. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Şimdi burada da bunun ispatını görüyorsunuz. Buluyorum diye bir anlatım var. Burada anlatmış. Şimdi bakalım arkadaşlar. X1 neydi? Delta sıfırdan büyükse iki farklı reel kök vardı. Eksi b artı kök delta bölü 2 a'ydı. X2 de neydi? Eksi b eksi kök delta bölü 2 a'ydı. X1 X2'yi toplarsak bunları topladığımız zaman arkadaşlar eksi b artı kök delta eksi b eksi kök delta bunları toplayalım. Ne geldi arkadaşlar bakın. Yazdık denklemleri. Kök deltalar birbirini götürdü. Eksi 2 b bölü 2 a geldi. O da eksi b bölü a yaptı. Kökler çarpımı ne oldu? Bu ifadeyle bakın kökler birbirinin eşleniğidir. Eksi b artı kök delta, eksi b eksi kök delta bölü 2a. 2a'ları çarptığınız zaman arkadaşlar bakın. Bu ifade eşlenik ifadeleri olduğu için eksi b ile eksi b'yi çarpalım. B kare olur. Artı ile eksi'yi çarptık. Eksi kök delta ile kök delta'yı çarptık. Delta oldu. Delta da b kare eksi 4 ac. Yazalım buraya b kare eksi 4 ac. Bunlar birbirini götürsün arkadaşlar. 4 ac bölü 4 a kare yapar. A 4 a'lar birbirini götürdü. C bölü A bulunur arkadaşlar buradan. Öyleyse kökler toplamını nasıl buluyormuşuz arkadaşlar? Eksi B bölü A formülüyle kökler çarpımını da C bölü A şeklinde bulmuş oluyoruz. Şimdi verilen bilgi de işte şimdi elde ettiğimiz bilgi şu oluyor. A sıfırdan farklı A, B, C, L, M, R sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2 ise diyor. Evet kökler toplamı da kökler çarpımı da budur diye bize yani toplamının eksi b bölü a çarpımının da c bölü a olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Şimdi hemen bir uygulamaya geçelim arkadaşlar. Uygulama da şu. Bu örnek 35. örnekte. 2x kare eksi 3x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'ymiş. 1 artı x2 ifadesinin değeri bulunuz. x1 çarpı x2 ifadesinin değeri bulunuz diyor. Arkadaşlar kökler toplamı neydi? x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a idi. x1 çarpı x2 neydi? Kökler çarpımı da c bölü a idi. Şimdi b'yi eksi ile çarpıyoruz. b'nin değeri kaç arkadaşlar? Eksi 3. Eksi ile çarptığımız zaman artı 3 oldu. Kökler a'mız kaçtı? 2. Kökler toplamı 3 bölü 2. Kökler çarpımına bakalım arkadaşlar. Kökler çarpımı C bölü A. C'miz 4, A'mız 2. O da 2 oldu arkadaşlar. C bölü A da bu oldu. Kökler toplamı ile kökler çarpımını bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre kökler toplamı ile kökler çarpımını tek bir toplam altında bulun diyor bize. Kökler toplamı neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a. Kökler çarpımı neydi? C bölü a idi. Kökler toplamını bulalım. B 8'di. Eksi ile çarptık. Eksi 8 bölü 5. C de neydi? Eksi 3 bölü 5. O da kaç oldu arkadaşlar? Eksi 11 bölü 5 oldu. Verilen bilgilere göre istenilenler eksi 11 bölü 5 olarak bulunmuş oluyor.
Denkleminin kök değeri arkadaşlar bakalım. x1 ve x2 olmak üzere x1'in karesi çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin karesi işleminin sonucunu bulun diyor. Şimdi arkadaşlar bu tür denklemlerde ne yapıyoruz? Şimdi x1 ile x2, x1 çarpı x2'nin karesi bu işte eşit, pardon bu ifadeyi biz orta çarpan parantezine alalım arkadaşlar. x1 çarpı x2 orta parantezine alırsak ne kaldı? Burada x1, burada x2 kaldı. Şu çarpım aslında x1 ile x2'nin çarpımıyla x1 ile x2'nin toplamının çarpımı olarak verilmiş bize. Biz bunu orta çarpım parantezi alınca ne çıkıyor bu ifade? Kökler çarpımıyla kökler toplamının çarpımı şeklinde bir eşitlik bulduk arkadaşlar. Kökler çarpımı kaçtı? C bölü A idi. Kökler çarpımı C bölü A 12 bölü 1. Kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A'ydı arkadaşlar. Eksi B bölü A o da kaçtır? Eksi B bölü A o da 4 bölü 1 olarak geldi. Çarpımları 48 gelir arkadaşlar. Şimdi bu sorumuza bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Arkadaşlar köklerin karekökünü alıyoruz. x1'in karekökü ile x2'nin karekökünü alıp toplamını bulacağız. Şimdi bunun özel bir formülü yok tabii. Kökten kurtarmaya çalışacağız öncelikle olarak. Mesela buraya ne demiş? A diyelim arkadaşlar. Kök x1 artı kök x2 şeklinde bu ifademizi yazalım. Arkadaşlar köklerden kurtarmak için eşitliğin her iki tarafının karesini alalım. A'nın karesi artı kök x1 artı kök x2'nin karesini alalım. A kare eşittir. 1 artı 2 çarpı kök x1 çarpı kök x2 artı x2 geldi. A'nın karesi eşittir. x1 artı x2 artı 2 çarpı kök x1 çarpı x2 şeklinde ifadeyi yazalım. Arkadaşlar x1 x2 neydi? Kökler çarpımı. Kökler çarpımı c bölü a 4. Kökler toplamı eksi b bölü a 8 artı 4'tü. 4 dışarı 2 çıktı. 2 çarpı 2 4 geldi. A kare 12 yaptı. Arkadaşlar a'nın karesi 12 yaptı. A da eşittir. Artı eksi 2 kök 3 yapar. A'nın değeri artı eksi 2 kök 3 yaptı arkadaşlar. Şimdi biz a'yı eksi olarak alabilir miyiz arkadaşlar? Köklü bir ifadeyle köklü ifadeyi topladığınızda görüyorsunuz. Bakın önlerinde artı var. Bu toplam hiçbir zaman eksi olmaz arkadaşlar. O zaman a'yı biz 2 artı kök 3 olarak alacağız arkadaşlar. O zaman köklerin toplamı x1'in kökünü almışız. Karekökünü. x2'nin de karekökünü alıp topladığımız zaman cevap 2 kök 3 olarak gelecek arkadaşlar. Cevabı 2 kök 3 olarak kabul ediyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi burada 39. soruda x1 artı x2 var. x1'in küpü ile x2'nin küpü var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim bilmemiz gereken özellik neydi? A artı B'nin ben kısaca bir formülü hatırlatayım size. Bu açılım neydi? A kare artı 2AB artı B kareydi. Hatırlayalım. A kare artı B kareyi yalnız bırakırsak A artı B'nin karesinden 2A kareyi çıkartalım. A artı B'nin karesinden 2AB'yi çıkartırsak terimlerin kareleri toplamı kalır arkadaşlar. A kare artı B kare kalır. Bunu bir hatırlayalım. Bu bir. Şimdi arkadaşlar A şıkkını buradan bulalım. X1'in karesi artı X2'nin karesi dediği zaman bize X1'in karesi artı X2'nin karesi dediği zaman köklerin kareleri toplamını istiyor bizden. O zaman şu formülü de yerine yazacak olursak şu özdeşikte yazalım arkadaşlar. X1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 şeklinde biz bu ifadeyi yazarız. 1 artı x2 neydi arkadaşlar? Kökler toplamıydı. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 5 geldi. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı c bölü a 2 geldi. 25 eksi 4 21 geldi arkadaşlar. Bu ifade 21 olarak bulunur arkadaşlar. Şimdi bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. Diğer ikinci formülümüze bakalım şimdi. Bunu da 21 olarak buluyoruz arkadaşlar. Özdeşiklerden A küp artı B küp özdeşiği vardı arkadaşlar. Daha pratik bir özdeşik olan
Neydi arkadaşlar? Toplamların A ile B'nin toplamının küpünden eksi 3 çarpı A artı A ile B'nin çarpımı çarpı A artı B şeklinde bir özel özdeşliğimiz vardı arkadaşlar. Bu özdeşlikle bu küpler toplamını bulabiliriz. Şimdi bu küpler toplamının köklerin küpler toplamı özdeşliğinde yazalım. X'in küpü dedik. X1 artı X2'nin küpü şeklinde bunu yazalım. 3 çarpı X1 çarpı X2'de bunu yazıyoruz. Buraya da X1 artı X2 yazalım. Şimdi arkadaşlar kökler toplamı neydi bu denklemde? Kökler toplamı eksi B bölü A. Eksi B bölü A dediğimiz zaman kökler toplamı 5 geldi arkadaşlar. Bakın kökler toplamı eksi B bölü A'dan 5. 5'in küpü eksi 3 çarpı kökler çarpımı ne oldu? C bölü A 2 çarpı 5. 5'in küpü 125 yaptı. 30. O da 95 kaldı arkadaşlar. Bizden istenilen cevaplar bunlar olarak bulduk arkadaşlar. Evet, 21'e 95 olarak biraz önce biz de bunları bulmuş olduk. Evet arkadaşlar burada anlatıyor biliyorsunuz. Yani bunları okumanın bir anlamı yok. Yani biz de burada sizlere bunları çözerek işlemin nasıl yapılacağını, nasıl gidileceğini konusunda konuyu anlatıyor. Bu çözümü burada, buraya değil de biz bildiğimiz şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi M gerçek sayı olmak üzere diyor. 6x kare artı 2mx artı 9 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. x1 x2'nin toplamı eksi 5 olduğuna göre M değerini bulunuz diyor arkadaşlar. M gerçek sayı. Şimdi arkadaşlar kökler toplamını kaç vermiş? Eksi 5 vermiş. Kökler toplamı neydi? X1 artı X2'yi yazalım. Tekrar eksi B bölü A. B'miz kaç? 2M. Eksi ile çarp. Eksi 2M bölü 6. O da eksi M bölü 3 geldi arkadaşlar. Kökler toplamı eksi M bölü 3 eşittir. Eksi 5 arkadaşlar. X'ler gitti. M'nin değeri de 15 geldi arkadaşlar. İstenilen cevap 15'tir arkadaşlar. M'nin cevabı da 15 olarak bulundu. M sıfırdan farklı gerçek sayı olmak üzere. X kare eksi 3M eksi 2X artı M artı 3 bölü eksi 2M eşittir 0 denkleminin kökleri X1 ve X2 olmak üzere. Kökler toplamı 1 olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır diyor. Yazalım arkadaşlar. X1 artı X2 neydi? Kökler toplamı eksi B bölü A. B arkadaşlar x'in önündeki sayı şunu ifadeyi bütünüyle alıyoruz bakın. Bir de bunu eksiyle çarpacağız arkadaşlar. Bakın B sayımız bu. Bu B'yi eksiyle çarpıyoruz. Hatırlayalım. Eksi B bölü A. İfadeyi bütünüyle aldık. Eksi 3M eksi 2 diye aldık. Önde de eksi var. Çarptığımız zaman 3M eksi 2 oldu bu ifade. Bölü A'mız 1'dir. Bu ifade kaç eşit? Toplamları 1 eşit. 3m eşittir 3 ediyoruz. M'in değerini 1 buluyoruz arkadaşlar. M 1'miş. Şimdi M'e 1 verirsek arkadaşlar. 1 verip diğer kökleri bulalım arkadaşlar. Kökler çarpımı neydi? X1 çarpı X2 kökler çarpımı da C bölü A idi arkadaşlar. C'miz neydi? M artı 3 bölü eksi 2m kökler çarpımı C bölü A. A'mız 1 olduğu için bölmemize gerek yok. Bir de bölseniz bir şey değişmez. O zaman kökler çarpımında M yerine 1 yazalım. 4 bölü eksi 2. Umarım cevabı da eksi 2 gelir arkadaşlar. Demek ki kökler çarpımı eksi 2 olarak bulunmuş oluyor. M'nin değeri de 1'dir arkadaşlar. Evet. Şimdi burada da denkleminin x kare artı bx artı 27 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Ve x1 x2'nin karesi olduğuna göre b gerçek sayısının kaç olduğunu bulun diyor. Bulalım. Bulunur diyor bize daha doğrusu. Arkadaşlar şimdi burada b'yi bulmamız için ne yapacağız? Kökler çarpımı var. x1 ile x2. Arkadaşlar kökler çarpımını bir yazalım. x1 x2 nedir arkadaşlar? C bölü a 27 yapar. X1 neydi arkadaşlar? X2'nin karesi.
x2'nin karesi çarpı x2 eşittir 27 oldu. Buradan x2'nin küpünü elde ettik 27'ye. Oradan da x2 kaçtır arkadaşlar? 3'tür. x2 3'müş. Şimdi arkadaşlar köklerden bir tanesi 3'müş. Kök denklemi sağlar arkadaşlar. Denklemde x gördüğümüz üzere 3 yazalım. 3'ün karesi 9. Artı 3b artı 27 eşittir 0 arkadaşlar. Buradan 3b eşittir x36. Buradan da b'nin değeri x12 geldi arkadaşlar. Oldu mu arkadaşlar? 3b eşittir eksi 36. B'nin değeri de eksi 12 olarak bulunur arkadaşlar. Evet. Şimdi bu örneğimize bakalım. Arkadaşlar bu örneğimizde ne var? M 1 bölü 2'den farklı olmak üzere 2 m eksi 1 çarpı x kare eksi m eksi 4x artı m eksi 2 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Kökler toplamı kökler çarpımının 3 katına eşit olacak şekilde bir eşitlik veriliyor bize. Bu eşitliğe göre m gerçek sayısının değerini bulunuz diyor. Evet arkadaşlar kökler toplamını bulalım. Kökler bakın m'ye 1 bölü 2 verdik mi x kare sıfırlıyor olmaz. M 1 bölü 2'den farklı çıkacak. Olmak zorunda yani m'ye 1 bölü 2 değerini alamaz. Aldığı zaman da ikinci derece denklem olmaz. Kökler toplamını bulalım. Eksi b bölü arkadaşlar. B'nin işaretini şunu x'in önündeki sayı eksi m eksi 4. Biz bu ifadeyi eksiyle çarpacağız. Bakın kökler çarp toplamı neydi? Eksi b bölü a. B sayısı bu. B sayısını böyle aldık. B'yi eksiyle çarpıyoruz. Bir de eksiyle çarptığımız zaman bu ifade ne olur arkadaşlar? M eksi 4 bölü a. Bu ifade m eksi 4 bölü a. 2m eksi 1 oldu. M eksi 4 bölü a olarak bunu buluyoruz arkadaşlar. M eksi 4 bölü a. Bu kökler toplamı. Kökler çarpımı nedir? C bölü a'dır. C'miz neydi? M eksi 2 bölü 2m eksi 1 olarak da bunu yazıyoruz. Bunlar birbirini götürür arkadaşlar. Taraf tarafa götürebilirsiniz. M eksi 4 eşittir. 3m 6'ya eşit. 6'yı buraya attık arkadaşlar. 6'yı bu tarafa atalım. Sol tarafa. Eksi 4 artı 6. Eksi 4 artı, eksi 4 artı 6 eşittir. 3m eksi m'e. 2m 2'ye eşittir. M'in değeri 1'dir arkadaşlar. İstenilen değer de m'in 1 olduğu durumdur arkadaşlar. Evet. M'de 1 geldi. Arkadaşlar. Şimdi bu sorumuza bakalım. Şimdi kökler verilmiş. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. 2x1 eksi x2 eksi 2 olduğuna göre m gerçek sayısının değerini bulunuz diyor. Bulalım arkadaşlar. Ne yaparız? Kökte 2x1 eksi x2 eksi 2'ymiş. Kökler toplamı da neymiş? X1 ile x2'nin kökler toplamını bulalım. Eksi b bölü a arkadaşlar. Eksi b bölü a. Kökler toplamı da eksi b bölü a. Bu da eksi 4 gelecek arkadaşlar. Şimdi taraf tarafa bunları toplayalım arkadaşlar. Bunlar test işaretli. 3x1 eksi 6'ya x1'in değeri eşittir. Eksi 2 oldu arkadaşlar. Neymiş? x1'in değeri eksi 2 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar m'yi bulmak için x1 denklemi x1 köktü bu denklemin köküydü. x yerine eksi 2 yazacağız arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi 4 oldu. Eksi 8 artı 3m eksi 2 eşittir 0 diyelim. 3m buradan eksi 4 kaldı. 3m eksi 4 eksi 6 eşittir 0. M'nin değeri de 2'dir arkadaşlar. M'yi de biz buradan kaç bulduk? 2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzda daha sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.